beni serseri. Hadi. Aranızda konuşmak yok. Sen de biraz mekik çeksen niye olur? Hazırlanmam lazım. Lindsey, Lindsey! Bırak beni! Git başından! Günaydın kızlar. Gelin ve yeni arkadaşınızla tanışın. Kalın. Kendine bir yatak seç evlat. Ve aklını başına topla. Oldukça sıska biriymiş. Evet dostum, çok da kötü bir çocuk. Orası olmaz. Orası da. Anlaşılan yerde yatacaksın. Çok da rahat yerdir adamım. Uf da müsaade. Hey, yeni çocuk. Ne dersiniz çocuklar? Sıra Lindsey'de mi? Hayır Steve, hayır. Evet, ben en az yarım saat derim. Hayır, lütfen rahat bırakın beni. Lütfen çocuklar, daha evet. Dün yaptım. Neden yine ben yapmak zorundayım? Konuş onunla. Buraya gel. Hayır, hayır. Bu bugün olmaz. Hayır. Kalk oradan dedim. Hayır. Geç şuraya. Geç hadi. Kapa çeneni. Bırak beni. Hadi gir şuraya. Hadi gir şuraya. Lanet ol. Hadi, hadi. Gireyim, hadi. Evet, iletişim anahtar kelime. Ama bununla birbirinizle olan iletişimden değil, kendi iş dünyanızla temas kurmanızdan söz ediyorum. Bu odada kendinizi güvenli bir ortamda dile getirebilirsiniz. Pekala. Evet. Louis, bu fırsatı kullan. Öfkeni dışarı vur. Anlamaya çalış ve kontrol et. Öfkeli değilim ki. Louis, emin misin? Louis. Tanrı aşkına. Callum, sen öfkeni paylaşmak ister misin? Biliyorum bunu başta biraz tehditkar bulabilirsin ama ilk şaşkınlığı attıktan sonra... Evet, burayı sertemiz. Hadi acele et. Kapa çeneni dostum. Elinse. Devrim arıyorsun dostum. Cesur çocuk. Konuşma, ha. Tamam. Korkak erkek. Pekala, ver şunu bana, ver. Ben yaparım. Hayır. Git buradan. David, benim dostum. Bırak gireyim. Rahat bırak beni. Steve geliyor. Hey! Kimi olduğunu biliyorsun. Neden söz ettiğini bilmiyorum Steve. Ha evet, bırak biliyorsun. Steve. Sorun olur, çıkarırsan bilmiyorum. Hepimizin başı belaya girer. Konuş! Mükemmel. İki minik lağım faresi. İkisi de aynı yerde. Şimdi ne kadar eğlenceli değil mi? Hiç eğlenceli değil Steve. Steve yapma. Lütfen. Artık buna dayanamıyorum. Seni bilmem Louis ama... benim fena halde çişim geldi. Şey yapacağız sanıyordum. Ah. Ha evet. Ah. Evet ben de çok sıkıştım. Hayır yapma. Hayır sen yapma. Neden erkek gibi davranmıyorsun ha David? Başına gelecekle yüzleş.
seni adi homo. Bahse girerim altına bile kaçırıyorsundur. Pekala çocuklar. İçin bakalım. Hayır. Bizi suçlayacaklarını biliyorsun değil mi? Bunlar hep üstümüze kalıyor. Emin ol öyle. Bulaşması çok uzun sürmez. Sıcak ve buharı tutuyor. Üstünde belli olmaz Jethro. Ne dedin Steve? Şaka kaldırmayı öğrensen iyi olur dostum. Siz zenciler çok hassassınız. Er ya da geç gününü göstereceğim pislik herif. Ben hazırım. Hadi o zaman hadi. Kesin yataklarınıza. Vali bey burada. Sen de bırak şunu Jethro. Okuman yok senin. Efendim? Bu koğuşta kalıyordu. Yatağı hangisi? O yatak efendim. Sen David'i tanır mıydın? O zaman kalk yatağından. Hemen. Onu tanır mıydınız? Neden önlemeye çalışmadınız? Neden yardım etmediniz? Uyuyorduk efendim. Bilmiyorduk. Bilmiyordunuz ha? Yanı başınızdaki yatakta ölürken mi? Adın ne senin? Lindsay efendim. Ben ne yaptığınızı iyi biliyorum. Kendinizden utanmalısınız. Siz de öyle müdür bey. Götür onları buradan. Hepsini adaya götür. Ve büyük bir ders ver. Baş üstüne. Lanet olası aptallar. Çabuk. Neosha ile pizza söyleyebilir miyiz? Ver şu telefonu. Pekala çocuklar, eşyalarınızı alın, yola çıkıyoruz.
İçeri et kalım. Hadi kalım. Neden burada kamp yapmıyoruz? Tepenin yüksekliğine baksana. Adada yaşayan birileri var mı? Hayır, artık yok. Burası eskiden ordunun eğitim alanıydı. Sonra sizin gibileri adam etmek için hapishanenin kullanımına verdiler. Tabanların ağırlaşmaya başladı mı dostum? Beni bilirsin dostum. Ben şehirde büyümüş biriyim. Hava kirliliği, hamburger, kızarmış tavuk. Anlıyor musun? Burası bana göre değil. Canan biraz biliyor. İnce hamur pizza. Evet, kızarmış tavuk. Kapa çeneni, önüne bak sen. İnsan böyle bir yere neden gelir ki? Karakter geliştirme evlat. Sağlam karakter için. Karaktermiş. Kimse yok demiştin. Öyle değil mi? Bir ağaç, bir tane daha. Bu şeyler ısırır mı? Sanmıyorum, hayır. Bak dostum, bir ağaç daha. İşte geldik çocuklar. Evim evim, güzel evim. Bu bir şaka değil mi? Ne yani, burada mı kalacağız? Lanet olsun. Burası berbat bir yer. Dört çadır. Biri benim için. Biri malzemeler. Kalan ikisi için aranızda kavga edebilirsiniz. Orada da biraz var dostum. Nerede? Orada. İşaret ettiğin yerde göremiyorum. Orada. Sen işe yaramaz birisin dostum. Lanet olası sivrisinekler. Şuraya bak. Her yerimi ısırdılar dostum. Orman hayatını seversin sanmıştım Cetro. Sana evinde gibi hissettirir. Sen aslında komedyen olmalıymışsın Steve. Şarlatan hergele. Bu kadarı yeter. Kim sıcak ve taze sabah kahvesi ister? Ben isterim Cet. Tamam. Sen de şunları doldur kalım. Nehir 100 metre kadar ileride evlat, hadi. Acele et biraz. Biriniz Lindsay'i uyandırın. Su neden hala gelmedi? Jet, bu tarafa! Seni öldürmeyecek. Ne oldu bakalım? Başıma vurdular. Vurdular mı? Biri sana mı vurdu? Hayır, düşüp başını çarpmıştır. Hayır, başıma vurdular. Alçağım bir de arkadan başıma vurdu. Sen mi yaptın? Sakin ol. Saçmalama, tamam, sakin. Seni bulan biziz. Evet, sakin ol katil. Takım ruhuna ne oldu ha? O buradayken ne kadar güvendeyiz. Biliyorsun Steve. Louis seni koruduğu sürece başına bir şey gelmez nasılsa.
Gerçekten. Hadi şimdi sıra sende. Ben suyu pek sevmem çocuklar. Hadi çabuk ol. Hadi. Hadi yapabilirsin. Şikayet etme Jethro. Ama yemin ederim ki sadece beni ısırıyorlar. Sen de başka şeyler düşün. Root boy ben burada, bad boy sen. Çocuklar. Çocuklar. Biraz bekleyin, çişimi yapmak zorundayım. Bekleyin beni. Bacan. Bu da ne böyle? Burası kamp alanı mı? Çocuklar! Merhaba. Burada kimse yok demiştin. Ve kimsenin olmaması gerekirdi. Tamam, oturun, çenenizi kapayın ve bir şeye dokunmayın, tamam mı? Şuraya bakın, burada gerçek bir kamp var. Hey Jet, bak bakalım para var mı? Merhaba. Kimsiniz? Bu ada özel mülktür. Halka açık bir yer değildir. Ya ben de sıradan biri değilim. Şimdi tekrar soruyorum. Kimsiniz? Bak bakalım bir şeyler var mıymış? Jet Wilder. Morgates'ı ıslah evinden. Ya sen kimsin? Louis Doe Temple Park. Hafta sonu adada başka kimsenin olmayacağını sanıyorum. Evet, ben de öyle sandım. Ha? Küçük sapı buldum. Bak şuna Joe. Gördüğün sapık bu muydu? Bırak beni. Bunlar da kim? Hey, şuna bak. Blue, otur yerine. Bu doğru mu? Bizi mi gözlüyorsunuz? Kimsenin kimseyi gözlediği yok. Lanet sapıklar. Biraz konuşabilir miyiz? Evet. Arkadaşlarını kızlardan uzak tut. Yeterince soruna sebep oldular. Ben ne yaptım ki? Evet, bu durumdan benim de pek memnun olduğum söylenemez Louis. İkisi uyuşturucu satıcısı. Biri şiddet düşkünü manyak, biri soyguncu, biri katil, biri de seri cinsel tacizci. Yani kızlarından birinin azıp onlara yanaşmasını hiç istemem, anladın mı? Tamam, o halde birbirlerinden ayrı tutalım. İyi, o zaman güzel ve şık çadırlarınızı toplayın ve hemen ana karaya geri dönün. Bu dediğin olmayacak. Tamam o zaman, ben nehrin kuzeyine gideyim, siz de güneyine gidin. Tamam. Ama sanırım doğu ve batı demek istedin. Kuzey o taraf. Pekala, herkes ayağa, gidiyoruz. Hadi tamam. Çabuk olun. Sonra görüşürüz ha. Aşağılık. Adın ne? Joe. Seninki? Louis. Louis. Hoşça kal Joe. Güle güle Louis. İş tamam mı? Kendi tarafında kal, tamam. Evet tabii. Sen gerçek bir sürtüksün. Canın cehenneme. Pekala, alın çocuklar mamalar. Ve en önemlisi işler. Evet, güzel. Benimki yanımda dursun. Nehrin öte tarafında bir manastır var. Orayı bulmanızı istiyorum. Haritada işaretle. Blue ve Jethro. Evet. Siz kötü hava şartlarına karşı güvenli bir yer bulacaksınız. Kalım, ben inse. Sakin ol. Sizden de denize açılan limanı bulmanızı istiyorum. Salak herif. Beni bekle. Git başımdan. Ama Jet kalınla git dedi. Ben demedim. Farklı olduğunu sanıyordum. Ama değil. Ben de diğerleri gibiyim. Şimdi git başımdan. Nehri mi geçmek istiyorsun? Jet'in söylediğini duydun dostum. Ama orada kızlar var dostum. Kızlar olduğu doğru ama bana göre fazla beyaz. Renkleri umurumda değil benim.
Ben sadece şeyleriyle ilgileniyorum ha. Seninle dürüst olacağım. Ben şansın olduğunu bile sanmıyorum dostum. Kamptaki kızın davranışlarını hatırla. Neydi adı? Joe. Gözü Louis'den başkasını görmüyordu. Evet ama neden Jethro? Yani demek istediğim ben de fena değil. Fena değil mi? Kızları gördün dostum. Onlar benim gibi iri adamları seviyorlar. Ben de iriyim kardeşim. İnan bana bak iriyim. Şeyim iri yani. Bak buna değmez dostum. Bence geri dönüp keyfimize bakalım. Temiz havayı solu Blue. Aa işte. Trompet çalacak halim yok ama işi iyi çıkardım dostum. Harita bende. Mesele de bu zaten. Haritaya senin ihtiyacın vardı, benim değil. Bu adam da kim böyle? Keşişlerden birini burada unutmuş olmalılar. Hey, iyi misin peder? Yoksa seni burada mı unuttular ha? Ha? Koş, koş! Lanet olası herif. Bu kutsal bir davranış olamaz. Değil mi peder? Uzak tut şu sopayı. Sopaya ne gerek var dostum? Ben istediğim için. İndir şunu yere. Sen de kapa çeneni. İyi günler çocuklar. Yolumu kaybettiniz. Denemedik bile. Hem ne gerek var ki? Farklı bir şey yapmak size iyi gelir dedik. Gururunuz okşar. Bir gün bana teşekkür edersiniz. O kadar emin olma Jet. Bu da bir şey. İyi misin dostum? Tanrım, lanet olsun. Hemen gidelim buradan. Hadi Louis'i bulalım. Ne yapıyorsun? Hadi artık Louis'i bulalım. Bakalım. Ayağa kalk evlat. Bak nasıl göründüğünü biliyorum ama yemin ederim. Alın şu sürtü üstümden. Yerde kal. Boşuna direnme. Evsiz biri mi yaşıyormuş? Evet. Issız bir adaya göre giderek daha da kalabalık oluyor. Gerçekten benim yaptığımı düşünüyor olamazsın. Bu yeri bulmaya onları gönderdim, beni değil. Ama biz hiç bulamadık öyle değil mi dostum? Hayır çünkü kaybolduk. Evet, seni de tanırım. Hiçbirimizi tanımıyorsun. Bu işte bir terslik var. Haklısın, çok fazla şey var. Bana diş izleri gibi geliyor. Pekala, bu yolculuk burada sona ermiştir. Telefonun var mı? Evet. Hemen kullan. Ana karayı ara. Telefon yok. Bırakalım suçlu olup olmadığına polis karar versin. Belki de senin otoritemi sorgulamaya son vermen gerek Louis. Bana bu genç suçlularla kaç yıl tecrüben olduğunu söyleyecek misin? Ben 10 yılımı verdim. Hayır. Fazla tecrübem yok. Hapishane hizmetlerine geçmeden önce Basra'da 7. mekanize tümendeydim.
Benim alışık olduğum mahkumlar daha çok cumhuriyet muhafızları, fedailer ve talibancılardı. Yani haklısın. Bu gençler konusunda senin kadar tecrübeli biri değilim ama fazlasını gördüm. Senin cesetlerle ne kadar tecrüben var, bunu ne kadar gördün? Pekala, kim bu şakacı? Telefonum kimde? Ben çok ciddiyim. Lanet telefonumu hanginiz aldı diye sordum. Telefonunu biz almadık. Biz de olsaydı çoktan vermiştik. Bu lanet yerden gitmek istiyoruz. Telefonumu almak zorundayım. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Lanet telefonum bende değil, anladın mı? Hem bende bile olsa geri alacak cesareti bulamazdın, öyle değil mi? Burada son günlerde hiç sayım yaptın mı? Çünkü şu an senden daha fazlayız. Soru ver, cevap ver. Telefon sende mi? Evet ya da hayır. Hayır, lanet olsun. Bu soruna hemen bir çözüm bulmalısın. Pekala, beni dinleyin. Bugün olanlardan sonra Louis ve kızlar bu gece burada bizimle kalacak. Evet. Ama dalga geçmek yok, ciddiyim. Hareket planı ne? Gidiyor muyuz? Hayır. Hayır, yarın ihtiyarın teknesini bulacak. Anakaraya gidip yardım getireceğiz. Gidip biraz yiyecek getirin. Hadi Cetro, bu işi biz hallederiz. Bacaklarımızı biraz gezip geldik. Bunu yemek zorundasın diyor. Fasulye yemekten mi biraz oturacağım? Uzanmak yok. Çok daha yoruldum. Fazla şikayet edin. Kes şunu Blue. Sen ne yaptın? Pek yorucu sayılmaz. Sen ya. Sen beğendin mi? Yemek fena değil. Kalımın kelepçe anahtarını verecek misin? Ne? Neden? Biraz yemek vermek istiyorum. Evet, çok güzel. İstemiyorsan söyle. Deli bir adam. Dinle Louis. Kalım'ın seni aldatmasına izin verme. O çocuğun ne tepki vereceğini asla bilemezsin. Kriminal sicili kolu kadar uzun biridir. Biliyor musun, 14 yaşındayken yaşıtı birini öldürmüştü. Orada olduğum için biliyorum. Ama ceza almaktan kurtuldu. Belki de cezasını çekmeliydi. Neler yapabileceğini kestirmek zor. Anahtarları hala istiyor musun? Bununla risk almış olmuyor musun? Ben soğuk kalpli bir katilim, unuttun mu? Hiç sanmıyorum. O halde benim yaptığıma inanmıyorsun. Ben bana bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Sigara içebilir miyim? Diğer ıslah evindeki çocuğu öldürmüş müydün? Ne? Jet en sevdiği hikayesini anlattı demek. Öldürdün mü? Öldü. Bunu görüyor musun? Neeson, o çocuk bıçağını bana saplamak istedi. Ben sadece kendimi savunmuştum. Beni bıçaklamıştı. Ama ben onu öldürmek istemedim. Neden öldürmek isteyeyim ki? Ben bütün hayatımı o delikte geçirmek istemiyorum. O çocuklar buna aldırmıyorlar bile. Orayı seviyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Ama ben bunu kullanıyorum. Bir planım var. Planım var demek. Evet, var. Başımı önde tutacak. Sadece işime bakacağım. Çünkü çıktığım zaman bir daha ıslah eve olmayacak. Başka bir yerde olmayacak. Sistemden çıkmış olacağım. Sadece kalım olacak. Ve bir daha demir kapı sesi duymayacağım. Bağırışmalar olmayacak. Sadece sessizlik. Ve düşüncelerim. Beni anlıyor musun? Şşt. Şşt, neydi o? Yok, yok bir şey. Şşt. Ah.
Ya. Hey Blue, hadi dostum uyan. Uyan dostum, su görevi bizim. İkimizin hadi. Gitmesi gerekmiyor ki. Evet ama Jet yalnız gitmek yok demişti. Beni buradan çıkartmak için manivela ve vinç'e ihtiyacın olacak dostum. Çünkü ben bir yere gitmiyorum. Sen sahiden işe yaramaz birisin. Kes sesini be. Seninle neden takıldığımı bile bilmiyorum. Kapa çeneni. Merhaba millet. Yani yalnız gitmesine izin verdin. Lanet serseri. Bir şey anlaman için kaç kere söylemek zorundayım? Bir şey olmaz. Yani demek istediğim ne olacak sana ki? Ne olacağını söyleyeyim. Sen gidip onu bulacaksın. Kimsenin yalnız kalmaması gereken bir yerde benden oraya gidip yalnız dolaşan başka birini bulmamı istiyorsun. Bence bu hiç mantıklı değil, tamam mı? Saçma sapan bir şey. O halde şöyle yapalım. Neden oraya yakın arkadaşın korkak ergeleyle gidiyorsun? Evet. Lindsay'i al. O seni korur Blue. Yalnız gitsem daha iyi. Tamam ama konuşmak yok, tamam mı? Yanımda yürümek yok. Arkamdan geleceksin. Ne yapıyorsun? Dediğimi duymadın mı? Yanımda yürümek yok dedim. O zaman sen söyle. Bu mesafe tamam, iyi mi? Tamam iyi işte. Uzak dur yeter. Gerizekalı korkak. Hay lanet olsun be. Jethro! Jethro dostum neredesin? Burada yok değil mi? Ama buradaymış bak. Aramaya devam edelim. Jethro neredesin? Hadi adamım neredesin? Hadi adamım! Jethro! Bak, sence neden kaçmış olabilir? Başına kötü bir şey gelmiş olabilir mi? Kötü bir şey mi? Bunu isterdin öyle değil mi? Biraz hareket olurdu ha? Jethro'yu hiç sevmezdin değil mi? O ikisi döner dönmez hemen yola çıktı. Ölmüş! Gidelim buradan! Jethro ölmüş! Siz ölmüş! Ölmüş! Kolunu nehirde sürüklenirken gördük! Kopmuştu! Hey, hey, sakin ol Blue! Bu odada bir şey var dostum! Bu odada bir şey var! Bekle, onu gördün mü? Gördüm! Öldüğüne emin misin? Öldü diyorum! Evet, öldü Blue, işte! Öldü! Bir dalga geçmiyorsun değil ben mi? Çok tamam, ciddi. Bakın öldü, sakin öldü, ol! Herkes gördüm. Sakin gördüm. Olsun ve dinlesin! Bu şaka değil! Hepiniz yere yatın! Ağaçların ardına saklanın! Hadi! Hadi çabuk! Hala! Hadi görün olsun! Hiçbir şey göremiyorum! Kahretsin! Lanet olası oklar! Lanet olsun! Buraya gel, yardım et! Çıkar şunu! Anahtarlar nerede? Cep! Anahtarlar nerede? Ellerim kenetleri yıkan yardım ederiz. Git! Hayır! Git buradan! Al şunu! Onları uzaklaştırmaya çalışacağım. Gidelim. Hey! Bu tarafta! Hey! Tamam koş koş! Thank you.
istersen olmaz o tarafa birlikte. Dediğimi yap. Sen iyi misin? Evet. İnanılır gibi değil, değil mi? Bu ne olabilir dostum? Burada ne oluyor? Siz birini gördünüz mü? Ok veyali birini gördünüz mü? Hayır! Kapat çeneni! Lanet olsun. Senden daha uygun birinin başına gelemezdi. Diğerleri nerede? Louis nerede? Bize bunu neden yapıyor? Ne yaptık ki biz? Belki de o ihtiyarın dostlarıdır. Belki. Ama onu biz öldürmedik, öyle değil mi? Burası eskiden orduya ait bir yerdi. Belki de köpekleri burada bıraktılar ve... Evet, ve o ok ve yaylı adamı da burada bırakmışlar. Bak, bu umurumda bile değil. Ben sadece buradan gitmek istiyorum. Evet ama nasıl gideceğiz? Tekne olmadan bu lanet adadan gitmek imkansız. Belki de katil yapmıştır. Hey, Louise'i gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? O öldü. Ne? Köpeklerden biriyle uçurumdan düştü. Sen nereye gidiyorsun? Dur! Lütfen! Burada neden kalayım? Nerede olduğumuzu biliyor. Dinle, belki de bizi öldürmek istemiyordur ha. Yani belki sadece Jet'i istiyor. Bu da bir olasılık değil mi? Belki de Jet'e diş bileyen eski bir mahkumdur. Dinle. Bir arada kalmak ve birbirimize yardım etmek. Size neden yardım edeyim ki? Boş verin. Bırak gitsin. Kimin umrunda ki? Bak Steve, bıçağı var dostum. Evet. Şimdi uslu bir çocuk ol ve o bıçağı bırak. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Bırak onu. Al o zaman. Bıçağı. Boğazının kesilmesini ister misin şakacı şey? Tamam, tamam, tamam. Kalım haklı. Burada kalamayız. Ordu kulübelerini hatırladın mı Mandy? Neredeler? Nehrin karşı tarafında, adanın öte yanında. Eşyalarımızı toplayalım ve buradan hemen gidelim. Hey, hadi. Hey, beni bekleyin. Kes sesini. Hey. Hayır. Gittiler mi dostum? Hadi. Gidiyoruz. Hiç. Git başımdan.
Sorumluluğu ona kim verdi? Bıçak onda, patron da o. Evet ama bıçağı elinden alabilirsin değil evet, mi? Evet, istersem alırım. Ama istemiyorum. Henüz istemiyorum. Peki neden? Yani korkuyor musun? Pekala. Tahminime göre 3 köpek kaldı. Biz 7 kişiyiz. Hızlı davransalar bile bunlar elimizdeyken bize yaklaşamazlar. Belki de bir daha gelmezler. Gelecekler, biliyorum. Kapa çeneni. Doğru yolda mıyız peki? Doğru yolda gittiğimden emin mi? Evet, doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Ben hatırlıyorum. Emin misin? Dostum. Tanrım, bu sapıklık. Bildik mi? Bu iğrenç bir şey. Ne oldu Luis? Yoksa hala iyileşmiş gibi hissetmiyor musun? Bizi takip ediyor. Şu anda bizi izliyor. Ne yapacağız Steve? Hemen buradan gideceğiz. Canın cehenneme! Burası iyi değil mi? Evet. Burası iyi. Önce sen katil. Burası da ne böyle? Güvenli bir yer. Yani burada güvendeyiz ha? Evet. Önce hiç ceset görmemiştim. Ben gördüm. Dane'in anlamı ne olabilir dostum? Yani adamın adı falan olabilir mi? Zorro falan değildir herhalde. Şey, belki de adının baş harfidir. Adı ne acaba? Lanet olası bir katil mi yoksa? Belki de başkasının ismidir. Mesela kim? David, Donald, Drake. David. Dave. Lanet olsun Dave. Dave. Dave de kim? Bu Dave'nin babası olmalı. Hayır, hayır. Bu imkansız dostum. Evet, bizi haklamaya geldi. Ona yaptıklarınız yüzünden. Kapa o lanet çeneni. Onu biz öldürmedik değil mi? Bileklerini kesmişti, unuttun mu? Evet. Ama neden acaba? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden.
Senin bildiğin bir şey var. Konuş benimle pisliçim. Ne biliyorsun? Hiç. Ne biliyorsan hemen anlat. Yoksa o lanet boğazını keserim. Hayır. David'in babasıyla ilgili ne biliyorsun? Ondan çok korkardı. Onu severdi ama deli olduğunu söyledi. Aa, tamam. O asker falanmış sanırım. Evet, eski bir asker. Tek bildiğim bu, yemin ederim. Başka şeyler de biliyorsun, yalancı pislik. Bilmiyorum. Belki o özel kuvvetlerden galiba. Bilmiyorum. Özel kuvvetler mi? Evet. Hepimizi öldürecek Steve. Ya dediği gibi gerçek bir askerse o zaman ne yapacağız? Hayır, Louis. Peki köpekler ne olacak? Köpeklerin canı cehenneme, hepsi bu mu? Bütün bildiğim bu, yemin ediyorum. Bütün bildiğim bu. O halde öldük. Hayır, Joe. Hayır, biz değil. Bunun bizimle bir ilgisi yok. İstediği biz değiliz. O bu pisliklerin peşinde. Neden gidip onunla konuşmuyoruz? Bizimle bir ilgisi olmadığını söyleriz. Adadan kimsenin gitmesine izin vermeyecektir. Ama biz bir şey yapmadık. Kim olduğunu bilmemizi istiyor. Bu hiçbirimizi sağ bırakmayacağı anlamına geliyor. Canın cehennemi. Merhaba. Ne istiyorsun? İyi olduğundan emin olmak isterim. Zaten burada yalnız olmaman gerekir, değil mi? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Şans neden hep Louis'den yana? Beni düşün mesela. Beni beğenmiyor musun? Canın cehenneme, çekil yolundan. Louis'e sunduklarından ben de istiyorum canım, tamam mı? Cehenneme git. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? He? Aaa! Eğer bağırırsan seni öldürürüm. Ve herkes bu manyak kardeşin işi sanır, tamam mı? Merak etme. Bundan sen de hoşlanacaksın, yemin ederim. Hayır, hayır, hayır. Tecavüz edecek. Öyle değil mi? Hayır. Söyle. Tecavüz mü edecek? Hayır, yapma. Dur. Yine lanet olsun. Hayır, hayır. Sakin ol. Bırak onu. Sana sakin olmanı söyledim. Bırak beni. Seni uyarıyorum. Ben bir şey yapmadım, tamam mı? Seni öldüreceğim yalancı pislik. Sakin ol Louis. Öyle mi? Yakala o zaman. Tamam, gel hadi. Lanet. Koşmaya başlasan iyi olur. Louis, kendine gel. Geberteceğim seni. Bacağım. Hey. Yardım edin. Yardım edin bacağım. Bacağım, yardım edin. Etmek zorundayız. Aa. Bırakalım gebersin. Canım mı yandı dostum ha? Bahse girelim, acıyordur. Hareket etme. Sana yardıma geliyoruz. Mendy, aç şunu hemen. Açamıyorum. Kalın. Tutamıyorum. Tutmama yardım et lütfen. Aklından bile geçirme. Lütfen, düşecek. Yardım edin. Çabuk. Köpekler burada. Acele edin. Kulübeye girelim. Tutamıyorum. Kalın. Blue.
Yapamıyorum dostum. Lanet kafanı, açamıyorum. Bacağını kesmek zorundayım. Hayır, yapma. Yapma değil. Yapmayın. Koş. Bunu filmlerde görmüştüm. Böylece kokuyu alamazlar, değil mi? Evet, bu doğru. Suya bir yerden girip başka bir yerden çıkacağız. Böylece kokumuzu kaybederler. İyi misin? Evet, teşekkür ederim. Louis de ne buluyorsun? O çok iyi biri ama bunu sen bilemezsin. Benim için de becer Louis. Sen homosun. Hey, ağzını topla. Peki, söylesene o çocuğa ne yaptın? Hiç, o kendini öldürdü. Evet ama neden? Bilmiyorum. Tamam, yavaş. Yavaş, dikkat et. Hey! Bekle! Bekle! Dur! Bekle! Kim bu adam? Orada kımıldadığını gördüm. Hemen gidelim buradan. Hayır. Ona çok yakınız ama bizi fark etmedi. Toplayın. Ateş yakalım. Onu sıcak tutmak zorundayız. Aman Tanrım. Louis. Yavaşça yatıralım. Louis. Yavaş. Louis, beni duyuyor musun? Odadan hemen gitmelisiniz. Yok canım. Atıyoruz. Kapa çeneni Steve. Kayağa gidin. Çok uzakta değil. Tanrım. Dayanmalısın Louis. O kayayı bulacağız değil mi? Peki nerede olabilir? Aramak zorundayız. Öyle değil mi aptal? Bana aptal sen deme. Sen de aptal gibi davranmaktan vazgeç. Yapman gereken tek şey küçük bir feno gibi izleri takip etmek, o farkında kadar. Farkında mısın dostum? Sen dinle kaşınıyorsun. Beni. Sahile giden bir yol bulmak zorundayız. O kayağa ihtiyacımız var. Ama
Louis ne olacak? Onun için kuru ve rahat bir yer bulalım. Kayığı bulduğumuz zaman geri döneriz. Kayığı bulmak için ayrılmak zorundayız. Ama bu sonsuza kadar sürebilir. Yapacak başka bir işin var mı? Bana ukalalık yapma sürtük. Gidelim. Hadi Lu. Ah, sadece mükemmel değil, şanslıyım da. Çok güzel. Onun kayığı mı? Sanmıyorum. Herhalde ihtiyarında ama bu bana yeter. Diğerlerine haber vereyim. Niçin? Onlara söylemeyecek misin? Bunu neden yapayım ki? Burada benim için önemli kimse yok ki. Suya indirme ve yardım etsin hadi. Ama Joe... Canı cehenneme. Aa, affedersin, unutmuşum, o sevgilin. Onu burada bırakmak istemiyorum ben. O zaman sen de kal. Ne yapacağın umurumda değil Louis. Ben gidiyorum. Lanet olsun. Hadi. Hadi. Ne oldu? Yakıt borusunu kesmiş. Nerede olduğumuzu biliyor. Köpeğe birkaç taş fırlat. Lütfen.
Silip pislik! Bunu sana ödeteceğim! Lanet olası köpekler! Burada mahsur kaldık! Lanet köpek gitti. Tanrım. Nereye gitti? Ama Lois yürüyecek durumda değildi. Bırak beni. Bırak beni. Bak çeneni. Öleceksin. Evet ama sen de benimle öleceksin serseri. Ben de. Tanrı da biliyor ya, şu an ne olsa yiyebilirim. Ben de. Nereye gidiyorsun? Aç olduğunu söyledin. Hala orada olabilir. Orada olduğunu biliyorum. Joe. Buraya gel. Git başımdan.
Sorun nedir? Beni bırakıp gidecektin. Hayır. Yardım alıp dönecektik. Kayık yeterince büyük değildi ve... Bunu Steve istedi. Bir ses duydum. Ne? Ne oldu? Orada bir şey var. Orada, ağaçların arkasında. Aç olduğunuzu söylemiştiniz. Ne oldu? Louis. Lanet olsun. Kafasını kesmiş. Belki de en güzel yeridir. Ciddi olamazsın. Çoğum et diye bir şey duymadın mı hiç? Bu işte köpek eti. Katil kafayı yedi. Belki de doğru olanı yapıyor. Yani ormana gidip boğazını kestirmek gibi mi? Evet, akıllıca. Ama cesur biri olduğu doğru. Steve, çakmak sende mi? Evet. Kullanabilir miyim? Hayır.
Beni uğraştırma Steve. Ne? Bak, ben sadece ateş yakmak istiyorum, bu hepimiz için. Ben de senin buraya gelip beni boşaltmanı istiyorum ama bu olmayacak, öyle değil mi? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü ben buyum. Sen neden bu kadar sürtüksün? En azından korkak değilim. Ne dedin? Lanet olası korkan birisin. Öyle olduğunu biliyorsun. Başımız belada ve bu senin suçun. Ya. Yeah. Evet. Korkak kimmiş görürsün. Louis, bir şeyler yap. Bana ne dedin sen? Sen lanet olası bir korkaksın dedim. Hadi bir şey yap. Steve. Seni adi kadın budalası. Benimle konuşma artık. Steve, sana dur dedim. Yapma, buradan birlikte kurtulacağız. Bunu bu kadar çok istiyorsan neden buraya gelip beni durdurmayı denemiyorsun? Alçak herif. Sen artık ölüsün dostum. Okla gebermiş olmayı isteyeceksin. Çünkü seni yavaş yavaş öldüreceğim. Kavga etmek istemiyorum Steve. Seninle dövüşmek... Dostum. Vazgeç Steve. Vazgeç dedim. Lütfen. Tamam, bırak. Lütfen. Lütfen bırak. Steve. Tamam, bırak. Bırak. Lanet olsun, bırak. Bırak diyorum. Bırak beni. Yeter artık. Kavga etmek yok, tamam. Tamam, bırak. Tamam. Tamam. Mandy nereye gitti? Çekip gitti. Onun yüzünden. Giden sen olmalıydın. Sana burada ihtiyacımız yok. Louis'in sana ihtiyacı yok. Sen zehirsin. Hayatında artık ben varım. Ben ne istersem onu yapacak. O benim. Demek senin. Evet. Ya. Evet. Madem öyle senin olabilir. Louis! Hayır! Ah.
Kokuyu alıyor musun? Biliyorum benzin. Kurtar beni. Evet. İğrenç bir şey değil mi? Üzgünüm. Üzgünüm. Louis için çok... Asla bir daha adını ağzına alma sakın. Hepsi senin suçun. Onu sen öldürdün. Hepsi senin suçun. Niyetim bu değildi. Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Lütfen kurtar beni. Lütfen. Lütfen. Hayır. Ya, hayır. Yapma. Yardım et lütfen, beni burada bırakma. Böyle ölmek istemiyorum. Geri dön. Ne istiyorsun? Buradan gitmeme yardım edebilirsin. Davey'i ben taciz ettim. Bu yeterli değil. Onu sana ben getirdim. Bunu yapan oydu. Asıl aşağılık bu hergele. Biz ona dokunmadık bile. Bir şey yapmadık. O kendini öldürdü. Onu buna siz zorladınız. Kimse ona yardım etmedi. Sana da kimse yardım etmeyecek. Ben ona elimi bile sürmedim. Söyle bakalım. Oğluma ne olmuştu? İntihar etti. Bileklerini kesti. Kan kaybından öldü, tamam mı? Sıra sende. Oğlumun hissettiklerini hissetmeni istiyorum. Oğlumun hissettiklerini hissetmeni istiyorum. Oğlunun korkak biri olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? O bu yüzden kendini öldürdü. O yüreksiz biriydi. Ama ben değilim. Senin de canın cehenneme! Thank you.
Hepsini öldürdün mü? Henüz değil. Bu en beteriydi. Sen tekneye git, beni orada bekle. Bütün bunlar oğlunu hırpaladıkları için mi? Senden korktuğunu biliyor muydun? Lindsay'e sor. Oğlun senden korkan biriydi. Sen de oğlunu hiç tanımayan o aptal babalardan birisin. Ben senden korkmuyorum. Tabii köpeklerinden de. Hadi köpeklerini çağır. Çünkü ihtiyacın olacak dostum. Adil bir dövüş mü istiyorsun? Oğlumun başına gelenler adil miydi sanıyorsun? İnan bana, oğluna olanlar benim umurumda bile değil. Onu hiç tanımadım. Ama şunu kafana sok. Beni öldüreceksen bunu erkek gibi yapmak zorundasın. Son bir şey daha. Buraya adil bir dövüş için gelmedim. Çok üzgünüm yani. Ben kafanı hedeflemiştim. Biliyordun. Bilmek mi? Buraya gelmesini ben istedim. Ona burada olacağımızı söyledim. Bütün bu olanların sorumlusu sen misin? Evet. O pisliklerin bana ve Davy'ye yaptığı her şeyi anlattım. Lanet olası alçaklar! Geleceğini biliyordum. Buraya gelip hepsini ağlayacağını biliyordum. Peki ya ben? Ya Joe? Jack? Ya Louis? Senin katil aşağı!
Diğerleri nerede? Şimdi ne yapacağız? Burada kalmayacağım. Hapse dönmek istemiyorum. Ne? Ben bu adada öldüm. Hepimiz öldük. Feeling rehabilitated yet?